Özür dilemen iyi bir şey olduğunu söylüyoruz. Evet hata yaptığında özür dilemelisin. Ağzından yanlış bir kelime çıktığında özür dilemelisin. Birinin kalbini kırdığında, bir sorumluluğunu yerine getirmediğinde özür dilemelisin. Ama bir de özür dilememen gereken zamanlar var. Bunu da iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Yani bazı durumlarda da özür dilememek gerekiyor. Çünkü orada özür dilediğin zaman aslında bu senin özgüvensiz olarak algılanmana neden olabilir. Taviz olarak algılanmana neden olabilir. Zayıf ve ezik karakter olarak da algılanmana neden olabilir. İşte bu videoda hangi konularda özür dilemememiz gerektiğini konuşalım. Birincisi, bir insan sana haksızlık yaptığında, bir insan kalbini kırdığında, bir insan seni değersizleştirdiğinde ona karşı koyduğun için, ona sınır çizdiğin için ondan özür dilemeyeceksin. Yani bir haksızlığa karşı koyduğun zaman biri sen hakkına girdiği zaman biri seni değersizleştirdiği zaman ona sınır çizdin diye kendini ezdirmedin diye suçlu hissetme. Bundan dolayı da asla ve asla özür dileme. İkincisi karakterinden dolayı kimseden özür dilemek zorunda değilsin. Ben böyle biriyim. Benim bu duruşum ve bu karakterim eğer sana zarar vermiyorsa, eğer senin sınırlarını ihlal etmiyorsa senden özür dilemek zorunda değilim. Benim karakterimi beğenmeyebilirsin, benim kişiliğimi beğenmeyebilirsin. Ve ben böyle olduğum için sana karşı suçlu hissetmek zorunda değilim. Yani karakterinden dolayı kimseden özür dilemek zorunda değilsin. Yine geçmişinden dolayı, geldiğin aileden dolayı da kimseden özür dilemek zorunda değilsin. Kusura bakma ben böyle de bir aileden geldiğim için senden özür diliyorum deyip de bunu bir utanç kaynağına dönüştürmek zorunda değilsin. Ya da geçmişte yaşadıklarından dolayı kimseden özür dilemek zorunda değilsin. O senin yaşantın. O senin özelin, o senin mahremin. Yıllar sonra biri gelip de bunun hesabını senden soramaz. Bundan dolayı seni suçlu ve borçlu hissettiremez. Eğer ona karşı yapmışsan ondan özür dile. Ama ona karşı bir şey yapmadığın halde seni kimse geçmişinden dolayı, geldiğin aileden dolayı suçlayamaz ve bundan dolayı asla ve asla kimseden özür dilemeyeceksin. İnsanlara Haklıyken hayır dediğin için, insanlara haklı olduğun durumlarda sınır çizdiğin için onlardan özür dilemeyeceksin. Bir insan senden menfaat elde ettiğinde ve artık sen kendini kullandırmadığında muhtemelen ilk başlarda suçlu hissedersin. Hemen özür dileme. Hatta hiç özür dileme. Yani seni kullanamıyor diye, eskisi gibi seni sömüremiyor diye suçlu hissetmeni arttıracak, seni suçlamayı arttıracak ama bu tuzağa düşme. Sen doğru bir şey yaptığını düşünüyorsan Özür dilemeyeceksin. Yıllar sonra insanlara hayır dediğinde onların tepkilerinden dolayı, seni dışlamalarından dolayı, seni suçlamalarından dolayı doğru bildiğin adımlardan geri adım atıp özür asla dilememen gerekiyor. Bir konuda fikrini söyledin diye, duygularını ifade ettin diye, kendini olduğun gibi ortaya koyduğun diye kimseden özür dilemek zorunda değilsin. Evet ben de böyle düşünüyorum. Evet ben böyle hissediyorum. Bana göre bu durum böyle. Bence böyle olmalı. Yani en insani fikirlerini beyan ettin diye kendi duygularını olumlu, olumsuz, iyi ayrımı yapmaksızın duygunu söyledin diye kimseden özür dilemek zorunda değilsin. Senin fikrin insanların hoşuna gitmeyebilir. Senin duygun onları rahatsız edebilir. Sen kırıldın, üzüldüm dediğin için bu karşıdaki bunu duymak istemiyor olabilir. Ama bundan dolayı özür dilemeyeceksin. Çünkü sen kimseye hakaret etmiyorsun. Çünkü sen kimsenin sınırını çiz, ihlal etmiyorsun. Sen kimseye zarar vermiyorsun. Ama birileri bunu duymak istemiyor diye biz onlara söylediğimiz için özür dilemeyeceğiz. Birilerinden başarılı oldun diye, birilerini sorladın diye, birilerinden daha iyisin diye asla onlardan özür dileme. Onlar senden daha iyi olsaydı senden özür dileyecekler miydi? Pardon ya senden daha iyi başarılı oldum kusura bakma lütfen. Ee, özür dilerim lütfen ee, yanlış anlama diyecekler miydi? Hayır. Belki de gözüne soka soka bunu tadını çıkaracaklardı. Başarılısın diye, emeğinin karşılığını aldın diye, birilerinden daha öndesin diye kimseden özür dileme. Ne zaman özür dilersin? Birinin hakkına girersen, birinin elindekini alırsan, haksız yere birinin önüne geçersen özür dilemelisin. Ama kendi emeğinle, kendi başarınla, kendi çabanla bir yere gelmişsen birileri bundan rahatsız oluyor diye asla kimseden özür dilememen gerekiyor. Bir ilişkide artık ayrılmak istiyorsan, duyguların bitti, inancın bitti, arzun bitti, umudun bitti diye ayrılmak istiyorsan veya ayrıldıysan da özür dilemeyeceksin. Çünkü sen suç işlemiyorsun. Biten bir ilişkide sahtekarlık yapıp kalmış gibi yapmak daha büyük bir hatadır. Dürüst olup benim sana duygularım bitti, benim bu ilişkiye inancım bitti ve ben ayrılmak istiyorum dediğin diye sen suçlu değilsin. Çünkü sen burada dürüst bir davranış ortaya koyuyorsun. Karşıdaki üzülse bile onu kandırmak yerine hem kendin için hem onun için dürüst davranıyorsun. İşte bunun için de özür dilemene gerek yok. Hep ben dersen özür dilersin ama önce ben dediğin için özür dilemene gerek yok. Önce can sonra canan deriz ya. Kendini önemsediğin için bir konuda önce ben dediğin için kimseden özür dilemek zorunda değilsin. Fakat başkasının her zaman vurguladığımız gibi hakkına girersen Önce ben değil de hep ben dersem bu bir özür gerektiren davranıştır. Kendini sevdiğin için kimseden özür dileme. Kendine değer verdiğin için kimseden özür dileme. Kendi kul hakkına girmediğin için kimseden özür dileme. Yani biz bunu biraz yanlış yorumladık. Yani bir insana hayır diyorsun ya ben bu akşam gelemeyeceğim. Çünkü kendimi iyi hissetmiyorum diyorsun. Sonra arkasından bin tane makale gönderiyorsun. Lütfen yanlış anlama. Kızmadın değil mi? Darılmadın değil mi? Küsmedin değil mi? İşte vallahi billahi çok hastayım. Buna gerek yok. Bir hayır dedin. Makul bir açıklama yaptın. Ve bitti. Arkasında binlerce destan yazmaya gerek yok. Çünkü dikkat et. O insanlar da ya ben bugün gelemeyeceğim. Arkadaşımla işim var. Evde sorumluluklar var. Ya da kendim, kendimi iyi hissetmiyorum. Hastayım dediğinde. Böyle bir cevapla senin teklifini reddettiğinde sana makaleler boyu destanlarca cevaplar yazıyor mu? Yok. Sen de böyle yapmayacaksın. İnsanlara hayır dediğin için özür dilemeyeceksin. Kendine değer verdiğin için bundan rahatsız olanlardan özür dilemeyeceksin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine de iyi bak. Başka bir videoda görüşmek üzere.